Siber'in günlüğü. Siber'in günlüğünden herkese merhaba. Ben Murat Lostar. Ben Tuba Öztürk. Merhaba. Bu haftanın haberleri: Gratis'te KVKK vakası, ABD Sağlık Bakanlığı hacklendi, arkadaşımın aşkısın, aşk gemisinde skandal. Başlamak ister misin Tuba'cığım? Evet sevgili Murat, biraz şu koronavirüs vakasından uzaklaşalım da siber güvenlikle ilgili vakalara yoğunlaşalım. Bu hafta bu haberi vermemizin öncelikle bir sebebi var, onu açıklamak istiyorum değerli dinleyicilerimize. Gratis'te yaşanmış olan bir kişisel veri vakası yakın zamanda pek çok yerel gazetede de ses bulduğu haber buldu kendisine. O yüzden bir güvenlikçi olarak buradaki vakayı okuduğumuzda kurumun sayfasında neler anlıyoruz? O işin biraz açıklamasını yapmak istedim öncelikle. Ben de bir perakendeci çalışanı olarak. Şimdi bilindiği üzere kişisel verilerin koruma kanunu uzun zamandır yürürlükte ve bu yürürlükteki kanunun yan düzenlemelerine göre de herhangi bir şekilde kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi durumunda veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede kurula bildirmek durumunda ve kurul da buna göre bir değerlendirme yaparak söz konusu durumu kamuoyuna ilan edecek mi etmeyecek mi buna karar veriyor. Şimdi söz konusu ihlal 4 Mart ile 6 Mart arasında yaşanıyor aslında Murat. 6 Mart tarihinde tespit ediliyor durum çünkü şirketin e-mail adresine kimliği belirsiz bir şahıstan bir e-posta geliyor. Söz konusu e-postada bu şahıs işte Gratis'e ait müşterilerin kullanıcı ve parola bilgilerini ele geçirdiğini beyan ediyor. Yapılan kontroller sonucunda da maalesef sitede 2092 adet site kullanıcısının gerçekten hesaplarının şifresinin doğrulandığı ve bu şekilde bu kişilerin kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgilerinin açığa çıktığı söyleniyor. Buradaki olay şu, ben de dahil olmak üzere pek çok e-ticaret alanında faaliyet gösteren perakende şirketi adına şunu söyleyebilirim. Son zamanlarda özellikle bazı sitelerde, bunlar dark web olmak zorunda değil, normal şekilde erişebildiğim sitelerde de mevcut, pek çok sayıda kullanıcı adı ve parola ikilisi yayınlanıyor Murat. Bundan çoğumuz haberdarız aslında. Gereken mercileri de başvurularda bulunanlar oldu. Buralardan elde edilen kullanıcı bilgileri, örneğin benimki işte tuba@hotmail.com olsun, şifremde 123456 olsun. Ben bu kullanıcı adı ve parolayı zaten birden fazla e-ticaret sitesinde kullandığım için bir e-ticaret sitesinin veri tabanının ele geçirilmesi demek diğerlerinin de aslında ele geçirilmesi anlamına geliyor. Burada söz konusu yazıyı incelediğimiz zaman Gratis'in kendi veri tabanına ait herhangi bir kopyanın çıkmadığı ya da Gratis'in aslında tam tabiriyle doğrudan hacklenmediğini anlıyoruz. Başka sitelerden elde edilen kullanıcı adı ve parola bilgileri denenmek suretiyle Gratis'te de tutturabildiklerini tutturmuşlar diyelim kabaca. Yaklaşık 2092 tane site kullanıcısının site hesaplarının şifreleri bu yollarla doğrulanmış. Burada özellikle e-ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlere en büyük tavsiyemiz tabii ki aynı IP'lerden gelen, birden fazla kullanıcı parola denemesi yapan IP'leri özellikle anlık bloklamaları, bu konuda kod seviyesinde ya da güvenlik yatırımları seviyesinde yatırımları ivedilikle almaları yönünde olacak. Özellikle söz konusu ihlale dışarıdan gelen bir e-postayla haberdar olmuş olmaları da üzücü. Çünkü biliyorsun tehdit istihbaratıyla alakalı çok sayıda güven çözümü var günümüzde. Pek çoğumuz bunu kullanıyoruz. Yine ben buradan sevgili meslektaşlarımın seslenmiş olayım. Tehdit istihbarat çözümlerini mutlaka kullansınlar, ihmal etmesinler. Teşekkürler Tuğba. Benim de aklıma bu konuda ilk karşılaştığımda herhalde oldu bir 4-5 yıl ama çok şaşırdığım bir şeyi seninle paylaşmak istiyorum. Bir sitenin aynı IP adresinden çok fazla kullanılmasından her zaman şüpheleniyoruz biliyorsun ve burada bir önlem almak tabii ki çok gerekli. Hele bu deneme bir kullanıcı adı parola denemesi ise daha da önemli hale geliyor, öyle değil mi? Söylediğin gibi çok sayıdaki parolanın doğrulanması Gratis üzerinden sağlanmışsa eminim onun birkaç katı da doğrulanamamış, yani kullanıcı adı parola çifti tutmadığı için hata vermiş olan bir deneme söz konusudur ve bu büyük olasılıkla aynı IP adresi ya da aynı IP gruplarından gerçekleşmiştir. Böyle bir önlem alınmış olsa aslında bu tarz denemeler çok daha zor yapılabilirdi, öyle değil mi? Benim de şaşırdığım şey şuydu, birkaç yıl önce çok sayıdaki insanın aynı IP'den internete çıktığı bir ortamda Google'ın arama motorunda çok basit bir arama yaptığımda karşıma CAPTCHA çıkmıştı. Google düz bir aramada bile, ki düşünürsen dünyada ne kadar çok aynı anda bu aramalar gerçekleşiyor. En çok trafik alan sitelerden bir tanesi Google'ın arama ana sayfası. Buna karşın onlar bile IP bazında bir seviye koyup bu seviyenin üzerine çıktığında kullanıcıların önüne gerçek insan mı yoksa arka tarafta sistemleri yoracak bir deneme mi olduğunu anlamak için bir CAPTCHA'yı devreye almışlar. Hoşuma giden bir yaklaşım, önlem oldu bu. Benim bugünkü ilk haberim Amerika Birleşik Devletleri'nin Sağlık Bakanlığı ama kendi tam isimleriyle
Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı. Bu aralar tüm dünyada olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu bakanlık çok göz önünde. Çünkü COVID-19'la ya da hepimizin ağzındaki adıyla koronayla yoğun olarak uğraşıyorlar. Onların amacı da her ülkede olduğu gibi kendi ülkelerin içindeki COVID-19'un etkisini en aza indirmek ve de ne yapacaklarına karar veriyor olmak. Geçen hafta pazar akşamı önemli bir saldırı karşısında kaldı burası. Bir siber saldırı karşısında kaldı. Hemen arkasından internette, Twitter'da yayınlanan haberlerle de sanki bu saldırıda bir takım veriler çalındı ve bu verilerin içinde karantina çerçevesinde Amerika genelinde bir sokağa çıkma yasağı olacağına ilişkin bir takım bilgiler yayınlandı. Fakat aslında daha sonradan Trump'ın sözcüsü ve de bakanlığın görevlerini yapmış olduğu açıklamalara bakarsak bu sadece bir hizmet engelleme saldırısı, bir DDoS saldırısı olduğu açıklandı. Herhangi bir veri çalınması söz konusu değil ve de herhangi bir sokağa çıkma yasağının geniş çaplı, şehir bazlı, eyalet bazlı bir karantinanın şu anda öngörülmediği yönünde, böyle bir şey olursa haber verecekleri yönünde bir haber yayınlandı. Aradan da işte neredeyse bir haftaya yakın zaman geçti. Henüz eyalet bazında bir sokağa çıkma yasağı olmadığına göre haklı olduklarını da söyleyebiliriz. Ne dersin? Evet sevgili Murat, haklısın gerçekten. Ama işte bu hekim maalesef iyi günü kötü günü olmuyor. Bunu ben çok zalimce buluyorum açıkçası. Hani şimdiye kadar hep insanların kredi kartlarının çalındığı, işte suistimal edildiği, bankaların suistimal edildiği, koca koca işletmelerin milyon dolarlar boyutunda zarar ettiği pek çok örnek gördük ama burada doğrudan insan sağlığı üzerine çalışan bir kurumun bu şekilde acımasızca hacklenmiş olması, daha doğrusu servislerinin durdurulmuş olması, bu bir hack değil çünkü, yani daha doğrusu veri sızması değil, bu şekilde bir atağa maruz kalmış olması bence gerçekten insanlık dışı. Şimdi sıradaki haberde ben biraz moral motivasyonu yükselteyim, biraz güldüreyim istiyorum. Haberimizin adı Arkadaşımın Aşkısın. Şimdi yeni saldırganlar yeni motivasyon araçları buluyorlar biliyorsun. Yakın zamanda yeni bir ortalama modeli çıkmış sevgili Murat. BBC'nin haberine göre. Arkadaşınızın sevgilisinin resmi elimizde. Kendisi ödeme yapmayı reddetti. Bu nedenle onun kontak listesindeki herkese sevgilisinin resmini iletiyoruz şeklinde bir e-posta geliyor bu sefer kurbanlara. Söz konusu e-postaya kanıp da açan, art niyetli diyeyim, arkadaşının aşkının resmine, çıplak olduğu iddia edilen resmine bakmaktan çekinmeyen kullanıcılara bir Word dokümanı iniyor ve Word dokümanında klasik konumuz Enable Content, yani içeriği aktifleştir tuşuna bastığınız anda da söz konusu virüs ya da zararlı yazılım bilgisayarınızı ele geçiriyor. Artık o noktadan sonra makine de zombi bilgisayar haline geliyor. Asıl buradaki ilginç vaka bence arkadaşınızın sevgilisinin resmi elimizde ve o ödemeyi yapmayı reddettiği için işte size paylaşıyoruz deyip kurbanları bu şekilde ağlıyor olmaları. Vallahi müstahak diyorum ben, ne diyeyim? Murat, senin yorumun ne? Evet, bizde şey vardır ya, hani arkadaşımın aşkı ya da işte bacıya kötü yan gözle bakmak vesaire. Ama bu haberin detayına baktığımız zaman bulaşmadaki yaygınlık aslında herkesin pek de meraklı olduğunu gösteriyor. Biraz işin içine röntgencilik de giriyor galiba. Ne dersin Tuba? Evet, pek çok insanı avlamışlar bu şekilde. Gayet de hızlı bir şekilde bulaşmış. Neredeyse koronayla yarışır halde diyebiliriz sevgili Murat. Evet, sen aşkla ilgili bir haber yaparsın da ben yapamaz mıyım? Ben de aşk gemisinde skandal başlığını attım. Aslında konunun aşk gemisiyle ilgisi yok. Ama bir zamanların ünlü bir televizyon dizisi, aşk gemisi dizisi nedeniyle Türkiye'ye de uğrayan bütün o gezi gemilerine, cruise gemilerine verilen ortak isim aslında aşk gemisi galiba. Burada da bunun dünyadaki en büyüklerinden bir tanesi Princess Cruises diye geçen Royal Princess vesaire. Bu İstanbul Tophane'deki inşaat başlamadan önce Türkiye'ye de her hafta birkaç tane bu gemilerden gelirdi. Türkiye yoğun turist taşıyan konulardan bir tanesiydi. Keza Kuşadası'nı en çok ziyaretçiyle tanıştıran şey bu cruise gemileri olurdu. Princess Cruise şirketi ne yazık ki geçen yıl uzun bir süre, Nisan'ın 11 ile Temmuz'un 23'ü arasında, ama bunu daha yeni farkına varıyorlar, yetkisiz bir erişim altında kalmış. Ve bu arada hem çalışanların e-posta adresleri ve kişisel verileri hem de müşterilere ait tüm bilgileri aslında almışlar. Ve bunun sonunda işte çeşitli forensik araştırmaları vesaireleri yaptıktan sonra da bir takım virüslerle içeri girilip ondan sonra içeride arka kapı açıp bütün bu verilerin alındığı bilgisine sahibiz. Hani bu bizi nasıl ilgilendiriyor? İki aşamalı. Birincisi, oradan elde edilen e-postayla vesaireyle
gelebilecek olan şantaj gibi e-maillerine dikkat ediyor olmak lazım. Oralarda kullanılan parolaların senin deminki haberde söylediğin gibi e-ticarette başka yerlerde kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek olan zararlardan bahsediyor olmak gerekiyor Tuğba. Murat, aslında haberin gerçekten çok güzel. Ben de seneler önce böyle bir gemide seyahat etmiş idim. Türkiye semalarında değil ama Avrupa kıyılarında geziyordu bu gemi. Yine Princess'tı. Şunu vurgulamakta fayda var. Orada genellikle 2 günlük seyahat edenler çok fazla oluyor. Yani bir kıyıdan binip işte 2 kıyı gezip daha sonra tekrar dönüyor çünkü gemi. O rotada çok kısa süreli, çok uygun maliyetli seyahat eden pek çok yolcu oluyor. Burada standart bir rota vermedikleri için ve bu gemiler gerçekten dünyanın her yerinde bu şekilde rotalar sergiledikleri için ben söz konusu açığa çıkmış olan kullanıcı, daha doğrusu misafir seyahat eden kişi olarak baktığımızda bu sayının biraz daha artacağını açıkçası düşünüyorum. Ve işin içerisinde pasaport bilgileri var hepimizin. Dolayısıyla son derece sakıncalı aslında. Bir de gemiye ziyaret edenlerin profiline baktığımızda klasik bir söz vardı gemiye bindiğimizde. Maalesef orada öğrendim. Nearly wed or nearly dead. Yani ya yeni evlenmiş ya da yeni ölmüş ama morgdan izin almış gelmiş bir kitle. Yazık, herkesin kişisel bilgisi kıymetli. Ama bu bilgiyi de paylaşmak istedim. Güzelmiş. Teşekkürler Tuğba. Bu hafta bir açıdan da önemli bir hafta. Hepimizin işte sosyal tecrit konusuna özen gösterdiği, bazılarımızın zaten yoğun olarak evden çalışmaya başladığı, bazılarımızın da işi rolü nedeniyle bunu yapamadığı ama işte onun dışında mümkün olan her fırsatta işte özel ilişkileri açısından da sosyal hayat açısından da daha fazla kendimizi tecrit ettiğimiz, sosyal medyaya daha fazla yüklendiğimiz haftaların başındayız gibi duruyor. Orada da aslında bugünkü 2 haberden birleştirerek ben sosyal medya hesaplarımızdaki parolaların başka yerdekilerden farklı olmasını ve hemen hemen tüm sosyal medya hesaplarımızda aynı internet bankacılığında olduğu gibi SMS'le ek güvenlik önlemiyle kimlik doğrulamanın, güçlü kimlik doğrulamanın ücretsiz olduğunu ama bunu açmak için bizim 1-2 tuşa basmamız gerektiğini tüm dinleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Çok güzel hatırlatmalar Murat. Çok teşekkürler. Peki bu haftalık bizden bu kadar o zaman. Herkese sağlıklı, güvenli günler diliyoruz. İyi haftalar, hoşça kalın.